Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu belki üçüncü denemem. Yaka mikrofonuyla test çekimleri yapıyorum. Belirli bir hızın üzerine çıktığım zaman ister istemez bir desibelden dolayı seste bozulma oluyor. Ama normalde 50, 60, 70 kilometre aralığında rahatlıkla ses kaydı alabiliyorsunuz. Kaskın içerisine yerleştirdiğimiz için tabi haliyle ses biraz daha yakın geliyor. Ve yolun durumuna göre kabisler olduğu için kabislerden dolayı da daha doğrusu kasislerden dolayı sesle bir gidip gelme oluyor. Şöyle düz yola indiğim zaman düz yolda stabil bir ses kaydı alayım. Birkaç deneme yaptım. Bütün denemelerimde genel itibariyle hız yüksek seviyelere çıktığı zaman titreşimden dolayı veya da daha doğrusu dışarıdan gelen sesin seviyesinden dolayı kalitede bozulma oluyor. Şuna kanaat getirdim. Genel itibariyle şuna kanaat getirdim. Genel itibariyle sabit durduğunuz zaman veya düşük hızlarda rahatlıkla ses kaydı alabiliyorsunuz. Fakat belirli hız aralığının üstüne çıktığınız zaman ister istemez seste bozulma oluyor. Bozulmadan kastım rüzgar sesi vesaire falan etkenler, gürültüler daha çok yer almaya başlıyor. O yüzden YouTuber'ların da daha doğrusu motovlog arkadaşlarımızın da genelde belirli hız aralığında konuşma işlemini yapıp daha sonra normal seyir halinde sürüşlerine devam ediyorlar. Bunu bu şekilde çözebildim. Ki araştırdığım kadarıyla genelde motovlog arkadaşlar da bu şekilde yapıyorlar. Çünkü hız aralıklarını genelde görebiliyorsunuz. O yüzden şimdi mesela hızlandıkça sesteki değişikliği hep beraber fark ederiz. Şu aralıklarda YTS'ye kadar motovlog çekimler için ideal olur. Ama bundan sonrası motovlog çekimler için nispeten sorun teşkil edecektir. Çünkü rüzgar ne kadar hızlı eserse ses kaydımız da ses kalitesi de o kadar etkileniyor. Şu anda yaka mikrofonumda aynı zamanda rüzgar filtresi de var. Kaskım kötü bir kask değil ama desibel olarak 90 desibel ses hassasiyetine sahip bir kask. Bunun da ister istemez çekişte ses kaydında etkisi var. Çok uzun bir video yapmadım. Uzun videoyu havalar ısınınca daha uygun bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Şu anda sadece işten eve giderken sadece bahsettiğim yaka mikrofonunun bize vereceği performansı göstermek istedim.
Umarım faydalı olmuştur. Siz değerli izleyicilerden, takipçilerimden, arkadaşlardan kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorum yaparak, beğenerek destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleriyle ayaktayız. Herhangi bir tanıtım, sponsorluğu falan yapmıyorum. Ben sadece mevcut elimdeki kullandığım malzemeleri bu şekilde kullanacak ve alacak arkadaşlara bir ön bilgi olması açısından böyle kısa videolar hazırlamaya çalışıyorum. Asıl yapmak istediğim motovlog tarzında güzel uzun seyahatler hazırlayıp onlarla ilgili bilgi aktarmak ve deneyim tecrübelerimi paylaşmak. Mesela şu anda 42 kilometre hızla gidiyoruz. Kasisler haricinde sesimi etkileyen hiçbir etken yoktur. Şehir merkezinde olduğumuz için kasislerde ister istemez ses tonumuz değişebiliyor.